Oğlum beşinci yemek nerede? Evet. Ha? Özgür, pudra şekeri yok ki pudra şekeri. Tadım masası alalım bu arada. Ve siz de tezgahla toparlayın çabuk. Allah Allah, pudra şekeri niye atmışlar? Yok yok, pudra şekeri. Pudra şekerini nerede buldunuz? Ben söyledim. Neyi hatırlatmak istemiş olabilirim acaba? Evet arkadaşlar, tebrik ediyoruz her iki takımı da. Yemeğini çıkaramayan ya da bitiremeyen var mı? Yok. Bizim bir tek balıkta sıkıntı var. Gelince bakarız ona. Şu an o aşamada değiliz. Kaptanları alalım. Önce çorbayı alıyoruz. Doğuga çorbasını. Daha sonra sazan levengi. E o zaman başlayalım çorbadan. Mavi takımda kim yaptı? Kırmızı. Nasıl yaptın çorbayı, anlat bakalım bize. Neden çorbanın başına beklemek gerekiyormuş? Şefim, kefir olduğu için kefir, yoğurt hepsi kesebilir. O yüzden de kaynayana kadar başından ayrılmamak gerekiyordu. O yüzden evet, düşük ısıda, özellikle zaten kısık ateşte yaptım. O yüzden uzun sürdü birazcık. Tabii kefir ekşiliğini burada almamız gerekiyor. Evet. Evet, sen nasıl yaptın aşamaları? Şefim, ben pirinci koydum, kaynattım. Yani dün takımın çorbası kesildiğiydi, aynı şeyi burada görebilir miyiz diye bakıyoruz. Şah pilavı geliyor.
Kuzu etini nasıl pişirdiniz? Kim yaptı bu arada pilavı? Ben yaptım şef. Sen yap. Bir anlat bakayım aşamaları. Kestaneleri ayrı haşladım düdüklüde. Onun haricinde etlerimi tavada kavurdum. Sonra soğanımı ekledim ve diğer malzemeleri ekledim. Ayrıyetten diğer yerde yasemin pirincini kavurmadan tuzlu suda haşladım. Biraz da safran verdim, safran tadı geçsin diye. Evet, buradaki safran dengesini daha önce Somer Şef de anlatmış. Yani evet. Safran tehlikeli bir madde, dikkatli kullanmak gerekiyor malzeme. Şimdi bu tür böyle hani bizim Orta Asya diyelim, oralardaki pilavlarda soğan bol tutur biliyorsunuz. Yani hani hangi pilav olursa olsun. Gürze var. Taraftan hıngala da benziyor ama tabii iç dolgusu farklı. Kim yaptı? Şefim, iç harcını ben hazırladım. Hamuru Özgül abla hazırladı. Burada kullandığımız isot dengesi önemli olması lazım. Pek fazla ağza vurmaması lazım. Diğer malzemelerin önüne geçmemesi lazım. Kim yaptı? Eray. Eray yaptı. Eray veya Yüce yaptı. Tatlamasını ben yaptım. Kuzu dana dengesi de yazmıyordu. Ben %50-%50 kullandım. İkisi de verildiği için yarı yarıya. Balığı geldi. Mavi takımda kim yaptı? Emir Barbaros birlikte. Bunu makas ihtiyacı var şefi. Balığı yeme şansımız bir sıfır. Balık çiğ. Bu tarafta kim yaptı? Ben yaptım şef. Şimdi benim eğer burada gördüğümle ona bir bakacağız. Ben yanıma bir kase getirdim burada, bir renk o görüyorum. Erik ekşisi. Onun hepsi de erik ekşisi değil yani. Balığın kendi suyu pişince susalar ya. Sizinki pişseydi salardı biraz. beni yorma barba. Tabii ki bir çiğ balık yok yani o karşılarında. Orası ayrı bir durum. Söyleyeyim mi? Sınır. Yani sınırın dibi. Doğru. Yani ya 3 dakika fazla tutmuşsun ya bilmem kaç dakika tutmuşsun yani. Ama ısrarla yazdığımız bir şey var. Bu tuz ister, tuz ister, tuz ister, tuz ister. Şoför ya. Erik ekşisi, tuz. Su balığı. Hem tuzlu olur. İçinden de alırsanız gelir büyük ihtimalle, evet, beraber alırsanız. Evet, sana da söyleyeyim. Her balığı levrek zannetme. Senin bu balığın kağıtta yapılmaz değil. Orada da sana söylediğim yapılır. Ne kadar süre fırında durduğu önemli. Böyle bir yarışmada yapacağın şey bunu çıplak bu haliyle basacaksın 300'e. Bak burada özellikle yazdık. Tuzda ovulur.
İçi tuzla ovulur, dışı tuzla ovulur, tuz, tuz hep söyledik. Şeker bura. Kırmızı da kim yaptı? Ben yaptım şef. Evet arkadaşlar tebrik ediyoruz. Biz bir kararımızı verelim geliyoruz. Çok tuzlu be. Eksi fazla. Mantıyı da almamız lazım. Mantının birazcık içi boştu bizim. Ne olur mu abi? Onlarınki daha boştu. Bak. Kaybettik ya. Paket olduk. Ben içi çok şey geldi. Evet. Çok kuru ve şey yani. Yağsız geldi. Evet. Ellerine sağlık. Çok güzel yemekleri yedik. Ve bir kere daha gördün ki Azerbaycan mutfağı gerçekten ne kadar zengin, ne kadar evet. Özel ve ne kadar farklı aslında lezzetleri var yani. Hemen başlıyoruz. Çorba, dovga çorbası. Mavi takımda kim yaptı? Ebru. Kırmızı takımda Eray. Bu akşam en lezzetli dovga çorbası yapan takımı. Ve bu yarışmada ilk puan kazanan mavi takımı. Çorbanın ekşisi, hanesi, manesi, ıspanağı. Her iki çorba da güzel ama mavi takım yapmış olduğu çorba her şeyle bir adım önde. Bu çorba kötü bir çorba değil. Oturur yeriz ama mavinin çorbası gerçekten güzel bir çorba. Kırmızının tuzu ve ekşisi biraz fazla geldi bize. Evet. Yani... Mavi daha dengeli geldi. Devam ediyorum. Şah pilavı. Mavi takımda kim yaptı? Sefa. Kırmızı takımdan Uğur. Çok güzel ve zor bir yemek. Gördüğünüz gibi zaten. Kolay da pişirmiyor yani. En başarılı şah pilavı yapan takımı. Kırmızı takımı. Biraz mavi takımda lapa geldi. Fazla pişmiş pilav. Diri kalmamıştı. Biraz da kuzusu az geldi. Buradan daha güvenli ve daha bol bol geliyordu. Baharatlar olsun, kuzu olsun, kuru meyveler olsun. Diziliş olarak, görüntü olarak ama en önemlisi lezzet olarak kırmızıyı daha çok beğendik. Durum 1-1 arkadaşlar. Bir sonraki değerlendireceğimiz yemek gürze. Hıngal'a da çok benzeyen gürze yılların en eski yemeklerinden bir tanesi. Bunu alırsak oyunu alırız. Bunu alacağız zaten onu. İki gürze arasında bizim daha çok beğendiğimiz gürze. Mavi takım. Yani gürze ile alakalı söyleyecek şey yani bunun içindeki kıyma dengesinde gerçekten bir problem var. Bayağı sıkmış. Çok baharatlı. Baharat, aşırı baharat geliyor. Rahatsız edici. Pişirdin zannettim ben dışında.
Yani sizinkisi de bu şekil işine takıldık ama gerçekten lezzeti ve iç harcı dengeliydi. Abi takımı tebrik ediyorum. Sizinkisi de fena değil. Önümüzdeki balık var. Sazan levengi. Çok da uzatmaya gerek yok. Bir tarafta pişmemiş bir balık var. Diğer tarafta biraz tuz eksiği de olsa pişmiş ve keyifle evet, yenilebilecek bir balık var. O yüzden balık kırmızı takım. Mavi takım, Özgül, kırmızı takım, Ay Yüce. Durum şu anda 2-2. Bu yüzden de tatlıyı kazanan takım. Ha? Tadına baktınız, yediniz değil mi? Yedik. Nasıl? Kakule tadı geliyordu, güzeldi. Şeker burayı kazanarak haftanın son oyununu kazanan takım. Ve bu gecenin galibi. Hadi kırmızı takım. Kırmızı takım. Yani kuru, içi yok, kurumuş, maya unutulmuş gibi ya sonradan maya koyulmuş gibi. Yani bu tarafta biraz fazla kızarmış. Yani yanmamış ama gerçekten bu sefer fazla kızarmış ama maya yok. O yok. Şekil yok bu yani. Yok. Böyle bir üstünde. Yani malzemeye yazık. Evet. Kırmızı takım tebrik ediyoruz. Bravo. Bir kere daha. 4 kişilik. Mavi takım. Sizinle biraz sonra dokunulmazlık oyunu oynayacağız. Arkasından bir kişi dokunulmazlık alacak. Aranızda oylama yapacaksınız. Ve bir arkadaşınız Uğur ve Ay Yüce'nin yanında eleme potasına gidecek. Bu gecenin sonunda MasterChef'e veda eden 14. yarışmacımızı da bulmuş olacağız. Serhat ve Eray, ilk 8'e hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz bu arada ilk 8'e gelenleri. Teşekkürler şef.